Biz yanan çocuklarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız. Mücadelemizi vereceğiz. Kimseden bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi aileler bir kez daha adalet istedi. Bu insanlar çocuklarının, kız çocuklarının hesabını sorma konusunda kararlılık gösterdi. Sosyal Haklar Derneği'nden avukat Can Atalay da hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Süleymancılar cemaatinin korunduğunu söyledi. Eğitim kurumlarının cemaatlere teslim edilmesini eleştirdi. Davada Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticileri ile kamu görevlilerinin olduğu 18 kişi yargılanıyor. Sanıklar hakkında birden fazla kişinin taksirle ölümüne ve yaralanmalarına sebep olmak suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aladağ'da Süleymancılar cemaatine ait kaçak kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016'da çıkan yangında 11 çocuk ve 18 yaşındaki bir eğitmen yaşamını yitirmişti.